Herkese merhaba. Bugün yaklaşık olarak üçüncü kez karşınızdayım. Sorularınızı cevaplayacağım. Başlıyorum o zaman. Nasıl biri olsam etkilenirsin? Sonra da evlenme teklif edeceğim sana. Ya öyle spesifik bir şey söyleyemem. Bence herkes biriciktir ve herkesten ya da herkesin farklı bir şeyinden etkilenebilirsin diye düşünüyorum. Heyecanlanınca tepkilerin, mimiklerin nasıl oluyor? Senin her halinin, mimiğin güzeldir de neyse. Yani mimiğin. Yani yanlış yazmışsın bak. Yanlış soru sormuşsun bana. Heyecanlanınca kendimi kontrol edemiyorum. Yani hani ne yaptığımı bilmiyorum, ne düşündüğümü bilmiyorum, ne söylediğimi bilmiyorum. Mimiklerimi de kontrol etmiyorum tabii ki yani. Ama teşekkür ederim. Vaa, Yiğit'le alakalı bir soru geldi. Aa, bunu gördüğünde çok gülecek. Yiğit'i arasan, karakoldayım desen, Yiğit sebebinin ne olduğunu düşünün. Bak, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani Yiğit'i arasam, karakoldayım desem, yemin ediyorum sana ilk yapacağı şey kahkaha atmak olur. İkinci yapacağı şey de hiç şaşırmamak olur. Yani direkt gelir, sebebini de merak etme. Sende evin yaramaz çocuğu tipi var. Böyle örnek olarak verebileceğin çocukluk anın var mı? Ya çocukluk anım yaramazlıklarla dolu ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben hala ve hala evin yaramaz çocuğuyum. Yaramazlık yapmaya devam, çocuk kalmaya da devam bu arada. Üşengeç misin? Evde yemek falan yapar mısın? Üşengeç. Bu bir gerçek ama çok güzel yemek yaparım. Yani inanamayacağın kadar güzel yemek yaparım. Mutfağa hakimim. Kendime güveniyorum ve yemek yapmayı çok severim. Çok sık yemek yapmam ama. Sosyal medyada gördüğün, sana yazılan en komik takma ad neydi? Takma ad mı? Hiç görmedim takma adı ya. Yani bir şeyler söylüyorlar ama aklıma gelmedi şimdi. Kusura bakma, sorunu cevaplayamayacağım. Tarzın farkın vallahi Halit. Teşekkür ederim. Instagram fotoğraflarını kim çekiyor? Instagram fotoğraflarımı o an yanımda kim varsa o çekiyor. Yani sürekli aynı insanlar çekmiyor. Yardım alıyorum yani işte kimlerden? Ece'den, Ecem'den, Hazal'dan, arkadaşlarımdan işte yani yardım alıyorum. Yakışıklı olduğunu düşünüp sana yazmaktan vazgeçen çok oluyordur bence. Senin hiç öyle düşünüp açılamadığın karşı cins olmuş mudur acaba? Yok ya, ben o konuda şey bulurum kendimi. Rahat ve özgüvenli bulurum yani. Benim beğenirsem birini söylerim açıkça. Bence öyle olmalı yani. Sinem'le aranızdaki bıtto meselesi nedir? Allah'ın adını verdim, cevapla çatlıyoruz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Söylemeyeceğim. Merak edin. Ya oğlum, merak etmeniz hoşumuza da gidiyor bu arada. Ya ne bileyim, bazı şeyler de söylenmemeli ya. Bıtto ama çok, yani biz çok eğleniyoruz o bıttoyla. Hani bir de karakter farkımız da ortaya çıkıyor bıttoyla. Hani benim için bıtto, onun için bıtto. Hani o arada bir de çizgi falan var. Hani düşünün, o kadar detaylı bir espri aramızda. Çok güzel gülüyorsun, bir kere güler misin? Bu soruyu soran Sedef'cim, senin için güldüm daha demin. Teşekkür ederim. Kendinde sevdiğin ya da sevmediğin herhangi bir huyun. Bu arada seni çok seviyorum. Kendimde sevdiğim şey, enerjik biriyim yani. Tükenmeyen bir enerjim var. Bunu çok seviyorum. Etrafımdaki insanlar da bunu çok seviyor. Çünkü herkes çok enerjik olmayabiliyor hayatta. Senin enerjin de onları besliyor olabiliyor. Sevmediğim özelliğim de ne mesela? Uyanamıyorum ya. Uyuduğum zaman uyanamıyorum ya. Uykuyu çok seviyorum. Hani sevmiyorum bunu. Keşke ben o şey tiplerden olsam, böyle alarm çaldığı an böyle tık diye gözünü açan insanlar olur ya. Keşke onlardan olsam yani, ama hiç değil. Pamir mi Levent mi? Çok başarılısın. Umarım çok iyi yerlere gelirsin. Çok teşekkür ederim. Bence Pamir. Pamir bana daha karizmatik geliyor nedense. Levent bambaşka biri. Karşına çıkan TikTok videolarından ben bunu kesin çok iyi yaparım diye içinden geçirdiğin bir akım oldu mu, itiraf et. Şöyle bir videolar görüyordum bir ara. Böyle kızı sıkıştırıyorlar. Adam böyle geliyor, yüksekten atlıyor, bakıyor, çocuklara vuruyor ama yani bir tane vuruyor ama hepsi dağılıyor. Fiziki olarak imkansız. İzlediğimde çok hoşuma gitti. Çocuğun adını unuttum. Hatırlasam onu da söyleyeceğim. Bu arada seviyorum da yani onu. Keşke ya kendimi hani biz de mi çeksek TikTok videosu eğlencesine dedim. Seviyorum, eğleniyorum TikTok izlerken ya. Misafir olarak gittiğin bir yerde yapmaktan en çok çekindiğin şey, beni tuvalete gitmek geliyor. Beni vallahi hiçbir şey gelmiyor, biliyor musun? Hiçbir şey. Giderim misafirliğe, otururum, hiç misafir gibi de davranmam. Hiç giderim hemen mesela mutfağına, bardağımı da kendim alırım. Anladın mı ya? Ben böyle bir insanım. Hani hiç o konularda çekinmem ya. Öyle bir ya, hayata öyle bakmıyorum. Sokakta ya da bir ortamda karşılaştığın en garip tepki. Ha, daha dün oldu. Hemen söyleyeyim. Çok bu arada üstüne geldi. Dün bir çocuk geldi böyle 15-16 yaşında. Abi dedi, sana dokunabilir miyim? Ya o ne cevap vereceğimi de şaşırdım ya, bir şey de diyemem. Ama gerçekten çok garipti. Yüksek ihtimalle dalga geçiyordu da benimle. Bu arada ciddi sormadı yani. Favori küfür etkisi yaratan cümlen, kelimen. Güzel. Ne diyebilirim buna? Küfür ederim yani.
En son söylediğim pembe yalan. Çok özür dilerim, cevaplayamayacağım soruyu. Stalk hesabın var gibi sanki. Ne diyorsun Halit? Gerçekten stalk hesabım yok. Bak ciddi söylüyorum sana, stalk hesabım yok. Yani Instagram'ımı açıp gösterebilirim çünkü hani iki hesap kullananlar da orada bir yuvarlak oluyor yani bizde normal profil. Gerçekten kullanmıyorum. Yani birine bakacaksam açar bakarım. Hiç çekinmem. Oh my god Halit. Gizli saklının delisiyim. Sinem'le de o ne diyor videosu gelir mi? Gelmez mi ya? Tabii ki. Geliriz. Ayıp ediyorsun. Siz isteyin, biz gerçekleştirelim. Evet, yeni bir soru. Paylaştığın Ecem bebek neyin oluyor? Çok eğlenceli ve tatlı görünüyorsunuz, meraktayız. Şöyle söyleyebilirim, Ecem bebek benim yeğenim yani. Şöyle bir şey, bizim ajansta Ece var. Ece benim hani kız kardeşim gibi. Onun kızı, sonuçta Ece benim kandan akrabam olmadığı için official yeğenim değil ama official yeğenim olsa ancak bu kadar official yeğenim olabilirdi. Onu çok seviyorum. Paylaştığım Ecem bebek hem benim yeğenim hem de benim küçük aşkım. Çünkü ben onun ilk aşkıyım. İlk bana aşık oldu kendisi. Sana en sık gelen DM. Çok yakışıklısın be vicdansız. Çok teşekkür ederim bu arada. Beni mutlu ediyorsunuz böyle şeyler söyleyerek. Şımarıyorum sonra. En sık gelen DM. Ya şeyi çok söylüyorlar ya. Şu rast geliyorum görüyorum yani. Kurt bakışlım diyorlar. Acayip de komiğime gidiyor yani. Kurt bakışlım inanılmaz komik bir olay bence. Yani hani hoşuma gidiyor. Çünkü güldürüyor beni yani. Sütü çilekli yavrum. Seni sürekli gibi şarkılar dinliyor musun? Bir tane örnek alabilir miyiz? Ne yalan söyleyeyim, dinlemiyorum. Sadece sosyal medyadaki şeyler var. Saçma sapan TikTok'ta falan akımların müzikleri var ya hani böyle şey. Saçma ama müzikler yani. Onlar bende bağımlılık yapıyor oluyor bazen. Bir gün bir tanesi vardı. Bir tane arkadaşımla 2 saat boyunca şarkıyı düşündük. Şarkıyı bulmaya çalışıyoruz. Yani tonu aklımda. Öyle bulmaya çalışıyoruz. Bu arada da bulduk yani. Oynadığın karakterlerde hoşuna giden bir olayı bu gerçekte de kullanılır yapılır dediğin oluyor mu? Tabii ki oluyor canım. Mesela senarist bir şey yazmış oraya. Birine cevaben mesela atıyorum çok havalı bir cümle yazmış. Diyorum ben bunu gerçekte de söylerim. Hop cebime koyuyorum yani var. Ama gerçi bendeki bu alışveriş daha çok karakterden bana değil de benden karaktere geçiyor. Ben kendimden bazı olayları karakterde kullanıyor oluyorum yani. Ama öbürü de oluyor. En son yaptığın jest. Bir romantiklik hikayeni alırız. Vah uzun süredir o kadar kimseye jest yapmıyorum ki. Öyle çok da ama. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Bugün O Ne Diyor'da sorularınızı cevapladım. Umarım sizi mutlu etmişimdir. Umarım bir nebze de olsun güldürebilmişimdir. Öpüyorum hepinizi.